Bahrettin Altun, cürmünüz kadar yer yakarsınız. Dışarıdaki dostlarını Türkiye'yi işgale çağıran bir ana muhalefet partisi liderimiz var. Evet bu kadar gayrimilli, bu kadar düşmanca. Güya elinde adalet yazılı bir pankart. Dilinde bütün dünya duysun. Biz Türkiye'de kendi topraklarımızda bir dikta yönetimiyle karşı karşıyayız mesajı. Beyefendi Ankara'dan İstanbul'a yürüyor. Nihayet aradığı fırsatı bulduğunu düşünüyor Kemal Kılıçdaroğlu ve partisi. O değil de olan Selin Sayıkböke'ye oldu. 16 Nisan referandumundan sonra havada gezi kokusu var neden sokak siyaseti yapmıyoruz mealinde sözler sarf edip genel başkan yardımcılığından ve parti sözcülüğünden istifa etmişti. Yazık vallahi. Şimdi tam da böyle bıçkın, pek direngen bir partisi var. Sokak siyasetinden, kaos çıkarmaktan, toplumu bölmekten, hatta ve hatta iç savaş çıkarmaktan medet uman bir CHP. Bir de dönüp bakalım neye tepki gösteriyor bu zevat? Bir milletvekillerinin 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, kendi imzalarıyla dokunulmazlığı kaldırılmış birinden söz ediyoruz. Tepkilere bakınca sanırsınız ki bu milletvekili yan bahçeden erik çalarken yakalanmış. Mahkumiyete konu olan suç, casusluk. Enis Berberoğlu devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak suçundan mahkum oldu. Dava malum. Mittırları görüntülerinin yayınlanması davası. İş Enis Berberoğlu'na nasıl uzandı peki? Can Dündar ele verdi Berberoğlu'nu. MİT tırlarına baskın yapanlar kimdi sahi? 15 Temmuz'da gerçek yüzünü bütün Türkiye'nin gördüğü cani terör örgütü FETÖ. Bu baskının ardından Türkiye'nin DAEŞ'e destek verdiği yalanını dolaşıma sokma projesi de FETÖ'ye aitti. Birileri de buna alet oldu. Diyeceksiniz ki onların suçu yok, onlar aldıkları ihalenin gereğini yerine getirdiler. Aldıkları ihalenin ne olduğunu pekala biliyorlardı. Alınan ihale Türkiye'yi teröre destek veren ülke olarak göstermek, Türkiye'de bir yönetim değişikliği meydana getirmekti. Soner Yalçı'nın önce CHP'nin FETÖ imamı diye nitelediği Enis Berberoğlu, Hürriyet'in genel yayın yönetmeni iken de gazetesini FETÖ'cü zaman gazetesinin yancısı haline getirmemiş miydi? FETÖ'nün siyasi ayağı deyip duruyordu Kemal Kılıçdaroğlu. Buyurun işte size siyasi ayak. Elbette dert başka, proje başka. Dedim ya, ülkeyi kaosa, iç savaşa sürüklemek, ülkeyi istikrarsızlaştırmak, yine zaman kaybettirmek. Tam da bu nedenle Kemal Kılıçdaroğlu'na terör grupları destek verdi. FETÖ'cüler, PKK'lılar, DHKPC'liler. Teröre kaos gerek. Başarılı olabilirler mi? Ne demiş filozof? Vız gelir tırıs gider. Cürmünüz kadar yer yakarsınız Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi. Fahrettin Altun, Sabah